Efendim şimdi ilginç bir olayı ekranlarınıza getireceğiz. Denizli'nin Çalı ilçesinde bir eve yönelik saldırı düzenledi. Peki bu olayı bu kadar ilginç hale getiren detaylar neler? CNN Türk İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ ile konuşacağız. Hoş geldiniz Nihat Merhaba Bey. Merhaba Meltem. Şimdi bir başlık var, saldırganı yakalatan pisi pisi otu diye. Evet. Gerçekten çok merak ediyorum. Olay ne? Nasıl yaşandı? Evet. Bu fotoğraflar ne? Pis pisi otunu gördüm. Burayla ne ilgisi var? Meltem, gerçekten de olayı ilginç hale getiren de işte bu pis pisi otu. Neden önemli? Denizli'nin Çalı ilçesinde 15 Mayıs 2024 günü sabah saat 05 sıralarında Şevki K. isimli vatandaşın evine burada bir silahlı saldırı meydana geliyor. Ve Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri burada geliyorlar. Bu saldırıyı kim gerçekleştirmiş? Yani bu Çalı ilçesindeki bir yer burası ve bu saldırı niye gerçekleşmiş diye bir çalışma başlatıyorlar. Hı hı. Ve olay yerinde bir inceleme yapıyorlar. Olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında saldırganın tam bu noktada, ve bu otluk alanın içerisinde bir süre beklediği ve buradan buraya doğru ateş ettiğini tespit ediyor. Tabii bunda nasıl bir ilginçlik olabilir? Bu da çok önemli. Çünkü bu ot, buradaki bu ot, pisi pisi otu. Pisi otu. Yani buradaki hikaye ne? Jandarma komutanlığı dedektifleri diyor ki, ya diyor bu pisi pisi otunun içinde gezmişse bu otun bir özelliği var Meltem Bozbeyoğlu. Bu kılçık otu da olarak da biliniyor bu. Bir bakabilir miyim? Tabii tabii, kılç. Evet, şimdi evet arkadaşlarımız gösteriyorlar. Buyurun. Buna kılçık otu da deniyor. Bunun özelliği şu. Yapışıyor gibi. Evet ve kamerayı tutabilir misin Meltem? Ve bu otun olduğu yerden yürüdüğünüz zaman Meltem, bu kılçık otu özellikle şöyle bir hikayesi var. Mutlaka ayağınızın içine, ayakkabınızın içine, çorabınıza saplanır. Evet evet, yapışıyor. Ve bunu temizlemek aslında o kadar da zordur ki, yani o kadar da zordur ki jandarma ekipleri de diyor ki tamam diyorlar, o zaman fail, mutlaka failde bu otla ilgili bir emare vardır diye düşünüyorlar. Çok enteresan. Evet. Evet. Ve bu otun izini sürüyorlar ve bölgede jandarma komutanı ekipleri bölgede bir geniş tarama yapıyorlar. Güvenlik kavraması, güvenlik kameraları üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Hı hı. Ve bölgedeki bütün kameraları inceliyorlar ve alıyorlar. Ve Osman B. isimli bu saldırıya uğrayan kişinin komşusunun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, arkadaşlarımız o görüntüde bir ekrana verirse Meltem Özbeyoğlu ve Osman Bey'in güvenlik kamera görüntüsünde ayakkabısından, ayaklarından evet temizlerken görüyorlar. Bu, evet, kılçık otunu temizlerken görüyorlar. Yapışıyor ama şimdi benim ceketime. Evet, şimdi bu aslında bu ilişkide fail kendini ele vermiş oluyor Meltem Özbeyoğlu. Yani biliyorsun Fransız Sherlock Holmes'u var. Onun bir Edmund Lockhart. Onun bir sözü vardır. Meşhurdur. Adli bilimlerin de temelini oluşturmuştur. Her temas bir iz bırakır der. Ve adli bilimlerin de bu temel prensibidir aslında. Onu tabii şöyle de güvenlik bilimleri şöyle de çevirirler. Her suçlu bir iz bırakır derler. Dolayısıyla kusursuz bu suçlu da bir iz bırakmış ve pisi pisi otuyla, kılçık otuyla, Anadolu'da kılçık otu olarak da biliniyor. Kılçık otunun izini süren jandarma, JASAT ekipleri komşusuna 250 bin lira borçlu olduğu komşusunu korkutmak, tehdit etmek isteyen işte bu saldırganı pisi pisi otunun izini sürerek tespit etti, yakaladı, gözaltına aldı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Ottan sebeplerle yakalandı. Neden saldırmış peki? Aralarında 250 bin liralık komşusuyla bir alacak verecek, evet, alacak verecek varmış ama iyi mi? İlginç bir şey Meltem, ilginç bir detay da var mesela. Mesela komşusu, saldırıya uğrayan komşusu bu komşusundan hiç şüphelenmemiş. Tabii olaydan sonra JASAT ekipleri gitmişler, ifadesini almışlar. Saldırıya uğrayan kişinin ifadesini alıyorlar ve bu komşunun hiç ismini vermiyor ve ondan hiç kuşkulanmıyor. Ama pisi pisi otunun izini süren JASAT ekipleri ne yapıyor? O komşunun kamerasındaki o görüntülerden ayağındaki, çorabındaki o kılçıkları temizlerken şu görüntülerden Meltem, senin olduğun noktadaki o görüntülerden tespit ediyor ve ne yapıyorlar? Evinde arama yapıyorlar. Ve evinde yaptıkları aramalarda da olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte saldırgan gözaltına alınıyor. Sağlık durumu nasıl? Saldırdığı eve yönelik bir saldırı. Yani komşuda bir şey yok. Komşunun bir şey yok. Buradaki olay ilginç. Yani buradaki biliyorsun Edmund Lockhart adli bilimlerin önemli isimlerindendir. Yani sembol isimlerindendir. Onun bir sözü var ya, hani bütün o olay yeri incelemeciler bunu çok iyi bilirler. Çok iyi kullanırlar.
her temas bir iz bırakır ki bu neden önemli? Biliyorsun hani İran'da da helikopter düştü ya. Evet. Olay yeri incelemesi, o iz MR incelemesi bir olayın aydınlatılmasındaki ana önemli unsurlardan biridir aslında. Yani pisipisi otuyla, o zaman pisipisi otuna aslında bir teşekkür etmek lazım. Evet. Saldırıcı İşte bakın yakala. Doğada bulunan bir ot ve nelere failin yakalanmasına neden oldu bu ot. Pisipisi otu, kılçık otu. Pisipisi deyip geçmeyin tabii. Yani pisipisi otu da bu arada daha önce bana da çok kez yapışmıştı. Buna ne gerek var ki deyip kendimi sorguluyordum. Elbette doğada her şeyin mutlaka bir gereği vardır da. Evet. Ne saçma bir ot, her yere yapışıyor falan deyip. Şimdi aslında ben de onun gerçeğiyle yüzleştim. Bir daha böyle söylemeyeceğim. Teşekkür ediyorum pisipisi otuna. Peki. CNN Türk İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Nihat Bey, yayına katıldığınız için.